Merhabalar, ben Gökhan. Kawasaki H2 yanımızda. 10 numara dizayn, 10 numara tasarım. Kawasaki elinden ne geliyorsa yapmış, böyle bir güzel alet ortaya çıkarmış. Ona teşekkür etmek lazım. Ayrıca tasarım ekibinin başındaki arkadaşa da teşekkür etmemiz lazım. Böyle güzel makine tasarladığı için büyük ihtimal aile boyu motorcu arkadaşlar. Soyadı bile motorla alakalı. Keiichi Fukumoto. Ona da teşekkür ediyoruz buradan. Kawasaki 1000'lik, H2 1000'lik bir motor. 210 beygir, 11.000 devirde 210 beygir veriyor. 238 kilo. 17 litre deposu var. Kawasaki bir seri için bu özel amblemi kullanmış. Özel ürünlerinde bu amblemi kullanıyor. River amblemi deniyor buna. Boyası aynalı krom kaplama. Boya bile denmez aslında buna. Kaplama, değişik bir kaplama. Bunu da sadece bu seri için tasarlanmış ve yapılmış. Bunun için özel uğraşmışlar. Diskleri 350 mm, 250 mm disk kullanılmış. Bu da ciddi bir boyut. Sıradan süper spor motorlarından biraz daha güçlü yapılmış. Brembo, ön ve arka disklerde Brembo kullanılmış frenler. Amortisörlerden bahsedeyim. Bu yavaş giderken hiçbir şekilde bunu hissetmiyorsun, anlamıyorsun bile. Yani bu amortisör varmış, yokmuş. Öhlins, bu işte 10 numara, bunda da zaten kendini gösteriyor. KYB kullanılmış. KYB de bu işe yine sonu ayarlanabilir. Buradan ayarlarını falan yapabiliyorsunuz zaten. Kawasaki bu motorda malzemenin en iyisi ne varsa onu kullanmış. Böyle 10 numara bir makine çıkarmış piyasaya. Şanzımanı Dog Ring denen bir şanzıman var bunda. Bu da MotoGP'de ve Formula 1'de kullanılıyor. Kawasaki gitmiş bu arkadaşlara, nasıl bunu geliştirebiliriz diye bunun da tasarımını yapmışlar. Dog Ring MotoGP'de kullanılan, Kawasaki'nin yol versiyonu için yapılmış şanzımana sahip. Bir de motorda monoblok olayı yani var. Kawasaki ilk defa tek taraflı monoblok motoru maşayı kullanmış burada. Çok da başarılı olmuş. Normal şartlarda iki tane var. Bunu da tek kullanmış. Evet, özellikle tek kişilik tasarlanmış. Arkadaki insanın bu kadar hıza ve bu kadar güce nasıl tepki vereceğini tahmin etmedikleri için güven unsurundan dolayı tek kişi yapılmış. Egzozları Kawasaki 136 yıllık bir firma. Uçak motoru, gemi, denizaltı, aklınıza ne geliyorsa, teknolojinin en sonu ne gerekiyorsa onu yapılıyor. Jet motorlarının egzoz çıkışlarının ufağını kullanmışlar Kawasaki H2'de. Tasarım olarak 10 numara yapılmış. En büyük özelliği turbo, süper şarj kullanmışlar. Bu dünyada bir ilk. Diğer motorlarda hiçbirinde yok. Ama büyük ihtimal Kawasaki diğerlerine ilham kaynağı olmuştur. Onlar da Kawasaki'yi taklit edeceklerdir diye düşünüyorum. Motor bloğu özel bir şase tarafından, özel tasarlanmış şase tarafından dizayn edilmiş. Bunun iki versiyonu var Kawasaki'nin. Kawasaki H2 ve Kawasaki H2 R. H2 R 300 beygir. H2 210 beygir. Fakat motor bloğu H2 R'la aynı. H2 R pist motorudur. Caddede kullanılması yasak. Sadece bu Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Motor bloğu H2 R'la aynı. Bu da özel tasarlanmış. Bu kadar güçlü, bu kadar kaslı bir motoru ancak böyle ciddi ve teknoloji gerektiren bir şaseyle koruyabilirdiniz. Egzantrik milleri, kafa contaları, bunların hepsi H2 R'la aynı. Kawasaki ince bir detay düşünmüş. Jantın içinde, arka lastiğin jantının içine çentik atmışlar. Bu çentik lastiğin tekerlek üzerinde kaymasını önlüyor. Bu ince bir ayrıntı. Diğer firmaların ben kullandığını zannetmiyorum bunu, bilmiyorum da. Ama bu lastiğin tekerlek üzerinde kaymasını önlüyor bu çentik. Yani bu ince bir ayrıntı. Onun için ani frenlerde hiçbir şekilde, çok tabii dengesiz ters şekilde yapmazsanız, ABS var zaten üstünde, Brembo diskler de var. Bunlar tamamen sizi güvende hissediyor. Brembo'ya ve çentiklere güvenmeden hareket etmek lazım tabii ama bunlar da insana güven veriyor. Lastiklerin seni şaşırttığı bir yer oldu mu hiç? Kawasaki buna pistlerde kullanılan yumuşak hamur lastik kullanmışlar. Ve bunların bütün motoru komple önden ve arkadan
salıncaklarıyla beraber, amortisörleriyle beraber öyle bir dengeye oturtmuşlar ki tabii bu tahmin ediyorum yüzlerce testten geçmiştir. Zaten bu tarz motorları kullanırken sadece ön fren kullanarak, sadece arka fren kullanarak freni dengeleyemezsiniz. İkisini aynı zamanda böyle yay gibi kendinizi ayarlamanız lazım. Bir anda ön frene asılırsanız ön lastik döner. Arkaya asılırsanız arka lastik kayar. Yani bunun lastik şu an kullanılan üstündeki lastikler 10 numara lastik. Bu iş sadece orada pilota kalıyor, kaptana kalıyor. Dengesiz bir fren yaparsa veyahut da çok hızlı gidip de ani durmaya kalkarsa o zaten her motor için geçerli bir risk. Evet, onun için lastikleri, kullandıkları lastikler 10 numara. Şimdi o zaman tasarıma gelecek olursak abi. Zaten motoru şöyle bir işte 2 saattir falan çekiyoruz. Evet. Uzaktan gören hemen gelip yapışıyor. Abi bu gaçlık, abi bu gaç basıyor, abi bu gaç para diye. 3 tane üst üste soru var. Bizim evet. En sevdiğimiz sorular. Senin baktığın zaman motorda en beğendiğin yeri ya da tasarım olarak benim beğenmediğim bir yeri yok ama dışarıdan gören insan da öyle. Senin beğenmediğin bir taraf var mı? Motosunda bir resmi çekmişim. Abi çekimdeyiz şu an. Ya bu tarz motoru seviyorsa, süper sport tarzı bu tarz motoru seviyorsa bunu adam öyle bir tasarlamış ki yani çizebileceği en vahşi motoru çizmiş bence. 2 metre 10 santim uzunluğu var. Baktığınız zaman kısa gibi duruyor. Ama net uzunluğu uçtan arkasına kadar 2 metre 10 santim. 80 milimetre sele uzunluğu var. Bu da denge için çok iyi. Kullanım için çok iyi. Yani üstüne oturduğunuz zaman bu motor sanki sizin için yapılmış gibi geliyor. Motorda kol uzunluğu da önemlidir. Ne kadar kolunuz kısa ya da uzun da olsa buna zaten direkt yapışıyorsunuz. Bir bütün oluyorsunuz. Motorla tek takım oluyorsunuz bununla. İlk beni vuran bunda tasarımda rengi de çok. Boya malzemesi de çok hoşuma gitti. Yani bu tarz hiç kullanılmamıştı daha önce. Sadece bunun için 2 ay çalışmış Kawasaki. Boya için. Boya için 2 ay çalışılmış. Çünkü böyle bu tarzda bir boya şekli, kaplama şekli yok. Zaten Allah korusun bunu bir çizildiği zaman bunu Türkiye'de boyayabilecek adam yok, yok yani. Yok. Ne oluyor? Parçayı söküyorlar. Dışarıdan dışına... ya oradan sıfır parça geliyor ya da bu oraya gidiyor ama benim tahminim sıfır parça kullanırlar. Yani bu oradan oraya gidip gelmesi bir ayı bulur. Hı hı. Bir ayda motorsuz kalmaktansa. Evet. Motoru alalı ne kadar oldu abi? Toplamda. Motoru alalı Mayıs'ın 15'inde aldım. Yaklaşık 3,5 ay oldu. 7-8 bin kilometre yol yaptım. Hı hı. Ve her binişimde, her günde sabah binersem, akşam indiğim zaman her anım, bundan geçen her anım mutlu. Mutluyum yani ben bununla. İnerken sürüş keyfi, 10 numara bir sürüş keyfi var. Yani gazı veriyorsunuz, hangi viteste olursa olsun, 1 veriyorsunuz, 2 veriyorsunuz, 3 veriyorsunuz, 4 veriyorsunuz. Her gazda, her devirde alıyor motor, gidiyor başına. Eskiden motorda kafa kaldırırken oynardık böyle, frene basardık. Birden asılmaya çalışırdık. Bunda en ufak bir gaz verişinizde direkt kafaya kalkıyor motor. O kadar güçlü motor yani, hiçbir şekilde uğraşmaya falan filan gerek yok bunda. Bir de şöyle bir şey yapmış Kawasaki, gazı havaya girip, gaza girip de vereyim coşkuyu deyip asılmaya kalktığın zaman o seni nasıl yapmışlar onu da bilmiyorum, tebrik etmek lazım. Almıyor gazı, kesiyor. Yani gaza hemen kalkayım, uçayım, gideyim, vereyim coşkuyu, hop diyor, gidemezsin diyor. Almıyor gazı, kaç defa geldi başıma. Vereyim coşkuyu, gideyim diyorum, hop gaz kesiyor, almıyor. Sürücünün yani havaya orada, girmesini engelliyor yani. Yani anlık hareketleri kesiyor diyelim. Çünkü hatalar da olabiliyor bazen. Eliniz evet. Kayıyor, tepki refleks olarak gazı köklüyorsunuz. Kesiyor, almıyor. Bu tabii saniyelerle ifade edilen bir şey ama bir anlık gazı elinizden kaçırdığınız zaman motor alıp başını gitmiyor. Sen 20-23 yıldır kaç yıl? 22 seneden beri motora 22 yıldır motora biniyorsun. Daha önce hangi motorları kullandın? İlk motorum Honda CBR F2 idi. 2 sene bindim ona. Ondan sonra F3 aldım Honda. Ondan sonra 600 RR aldım. Ondan sonra F4 aldım, Honda CBR F4. O da 600'lük makineydi. Yani ilk 10 senem Honda ile geçti benim. Honda'yı da o zaman da sürüş dinamiği falan çok iyiydi.
Onda da çok mutlu olmuştum. Ondan sonra GSX-R 1000 aldım. K8 2008 model. O da çok ciddi, çok güzel, çok tatlı bir motordu. Onda da çok mutlu olduk. Ondan sonra yaş gereği tabii 40'a geldik. Biraz dedim tempoyu düşelim. Harley Davidson aldım. Night Road. Onda da mutlu olduk. O da güzel motordu. Fakat bir rahatsızlıktan, sakatlıktan dolayı onu sattım. Kullandığın bütün motorlar içinde bunun nasıl bir yeri var sende, H2'nin? Yani Kawasaki H2 çok farklı bir motor. Yani bunu ben size istediğiniz kadar anlatayım. Diski böyle, Brembo'su şöyle, osu böyle, busu böyle. Yani bunların hepsi teferruat, hepsi teknik bilgi. Bunu internette de ulaşabilirsiniz ama bunu ne zaman kullanıyorsunuz o zaman bütün farkı çıkıyor piyasaya. Biz buna dışarıdan baktığımız zaman diyoruz ki yarış motoru, pist motoru. Evet. Şehirde kullanımı nasıl? Yani şimdi mesela bazı isim de vereyim. Ararlar Yamaha R6 diyelim veyahut da serttir. Oturduğun zaman çok rahatsız eder. Tam spor motosiklettir o. Ama bu tutuş itibariyle, duruş itibariyle, konum itibariyle hiçbir şekilde sizi yormuyor. Yani ben bununla 2 saat, 3 saat çok rahat, hiç yorulmadan giderim. Motoru benim böyle hani eyvallah her yeri güzel falan parıl parıl parlıyor ama baktığım zaman benim en çok hoşuma giden yer ön konsol oldu. Gösterge panelinde klasiğin haricinde baktığımız zaman mesela bunda ıslak zemin modu var. Yağmurlu havalarda zaten bütün o kadar güzel ayarlamışlar ki her şey parmağınız ucunda. Yağmur yağan bir anda yağsa bile hemen tek harekette motor ıslak zemin moduna geçiyor. 3 tane ayrıyetten mod var bunda. Diğer motorlarda da var. 600-750-1000 moduna geçiyor diye. Fakat Kawasaki bunu biraz geliştirmiş. Bunu beyinden arka tekere doğru kaymasını önlüyor. Yani gücü arttırıyor. Gücü arttırırken de aynı zamanda arka teker kaymayı engelliyor. Dengeyi buluyor. Onda da çok, bu da başarılı bir hareket. Göstergede en sevdiğin olay ne? Valla bu motoru çalıştırır çalıştırmaz sanki bana cevap veriyormuş gibi, bana merhaba diyormuş gibi değişik enteresan bir ses çıkartıyor. O çıktığı zaman da ben de ona merhaba diyorum. Koltuğa baktığım zaman beni en çok şaşırtan şey şu arkadaki dayanak, eyvallah, ama şu yanlardaki... Giderken motorda normal rutin hızda, yavaş hızda giderken normal duruşunuz var. Bunun size hiç faydası yok. Fakat hızlandığınız zaman ne yapıyorsunuz? Yatar pozisyona geçiyorsunuz. Yattığınız zaman biraz arkaya gidiyorsunuz. İster istemez bunlar hafiften böyle sağa sol yaptığınız zaman yatışlarda, kalkışlarda bunlar sizi koruyor. Yani burada bir arka tarafta dengeleme yapıyor. Dizayn olarak da bence güzel yapılmış. Tek kişilik motora çok faydalı 10 numara bir hareket. Şimdi zaten motorun herkes aşığı. Ortalama kaç paraya almışsın abi sen bunu? 31 bin euro. Türkiye satış fiyatı 31 bin euro. Yani 101-102 bin TL'ye falan. Şu anki kura bakarsak evet öyleye denk geliyor. Öyle bir paraya denk geliyor. Verdiğin parayı, ya ulan bu kadar para verdik ama şöyle de bir şey olmasaydı keşke dediğin bir tarafı var mı? Her kuruşu helali hoş olsun. Başka motorlarla, başka markalarla kıyaslayın. Yan yana koyun. İsim vermeye gerek yok. Şu andaki en pahalı motorun bile bence bu onun yanında bedava kalıyor. Trafikte tepki nasıl peki? Valla trafikte herkes okey, çok iyi, bravo, işte abi kafa kaldır, gazlasana, yapıştırsana, of çok güzel, hadi yarışalım, hadi kapışalım. Çok güzel tepkiler alıyorum. O da tabii adama ayrı bir mutluluk veriyor yani. Hoşuna gidiyor. Nazar değmesinden de korkuyorum ayrıca da. İnşallah değmez. Motorize ekiplerden bir arkadaş bir gün köprüden çıktıktan sonra çevirdi beni. Ben kontrol yapacak diye elimi cebime attım ruhsat, ehliyet çıkartayım diye. Kask kafamdaydı. Kaskınızı çıkartır mısınız dedi. Yani anlamadım, kaskı tamam çıkartayım ama neden dedim yani. Ya Acun abi lütfen dedi, uzatma dedi, kaskı çıkartır mısın dedi. Dedim ben Acun değilim dedim yani. Siz benzettiniz, Acun'da da aynısı var. Acun Ilıcalı da aynı motor var ama. Yani bu motor Acun Ilıcalı sayesinde de çok reklamı yapıldı. Çok sevildi. Öyle de bir olay geldi başımıza. 31 bin euroyu veren kullanıcı aslında pek bakmaz ama yakıt ne durumda? Ya ekonomik yakıt modu var. Ona da alıyorsunuz. Normal şehir içinde çok yakmıyor. Ama tabii performans motoru olduğu için
Gazladığınız anda o doğru orantıda yakıtta çoğalıyor tabi. Yani, şehir içinde nedir yaktığın, hiç baktın mı aşağı yukarı? Yani bu motor 50 kuruşa 3 aşağı 5 yukarı geliyor. 50 kuruş. 50 kuruş. Vallahi çok iyiymiş. Yani 50 kuruş yakıyor. Diğer bir tane şehir içinde kullandığın... Suzuki Berkman'ımız var bir tane de. Ona tabi depoyu fulle baba diyoruz. 50 liraya doluyor, bir hafta gidip geliyoruz onunla. Genelde hangisini daha çok kullanıyorsun şehir içinde? Ya şehir içi tabi bu pek müsait değil şehir içinde. Sürekli her gün git gel müsait değil ama evet. Suzuki Berkman'ı kullanıyoruz. Bunu da özlediğimiz zaman. Gerçi 2-3 gün sürüyor. Fazla dayanamıyoruz ama. Şöyle binelim, bir işe gidelim, gidip gelelim. Gidip geliyorum canım. Şimdi zaten yazın. Şimdi önümüzde bir iki ay daha var. Ekim-Kasım gibi zaten yağmurlar, çamurlar başlıyor. Risk de ona göre çoğalıyor. Evet. Onun için büyük ihtimal bunu biraz dinlendireceğiz. Suzuki Berkman'la Kasım, Aralık, Şubat fark etmiyor. Devam edelim. Motora bindiğin zaman böyle ilk gözüne çarpan, en sevdiğin yanı ya da seni rahatsız eden bir oturuş şekli falan. Valla zaten duruş itibariyle de sizi kol mesafesi, tutuşlar falan klasiğe yakın. Ama dediğim gibi yani bu motoru sevenler ancak, bunu seviyorsan, severek biniyorsan ve bu aşiki ise, yani duruş pozisyonu şu da olsa, şu da olsa, hepsinden farklı ayrı zevk alıyorsun. Zaten bu aşikiyi aldıysan mecburen üstüne bir şekilde oturacaksın diyorsun. Yani. Son olarak eklemek istediğim şey var mı abi, diğer motosiklet kullananlara? Ben bütün motorcu arkadaşlara güvenli sürüşler diliyorum. İstanbul motor kullanmak için çok da böyle keyifli bir ilimiz değil. Herkesi dikkatli kullanmaya davet ediyorum. Arabalar bir dikkat ediyorsa, motosiklet kullanan her zaman iki dikkat etmesi lazım. Çünkü Türkiye'de ve İstanbul'da motora ve motorcuya bakış maalesef hala gerilerde. Gökhan abiye teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Eyvallah. Ben teşekkür ederim. Paylaştı diyelim. Sadece evet, görüntüde paylaştım. Vermem motorumu. Evet. Kimseye. Sağ ol. İsteme yani. Ederiz. Yol yapıyorsan isteme. Eyvallah. Vallahi anlatmaya çalışayım ama siz anlayamazsınız büyük ihtimal bunu. Motordan çıkan o ses, o kuş cıvıltısı çok tahrik ediyor beni. Mesela gel benimle gez diyor. Beni davet ediyor resmen. Vallahi fenaymış.